Cumhur İttifakı Milliyetçi Hareket Partisi Fethiye Belediye Başkan Adayı Muhammed Kökten, Yakacık Mahallesi'nde ikamet eden doğuştan engelli, 55 yaşındaki Ahmet Ali Acar tekerlekli sandalye temin etti. Yağmurlu havaya rağmen, Yakacık Mahallesi'nde yaşayan engelli Ahmet Ali Acar'a ulaştıran, Başkan Adayı Kökten, insani görev olarak bu tür olaylara duyarlı olunması gerektiğinin altını çizdi. Her zaman engellilerin yanında olduklarını vurgulayan Kökten, kendisiyle iletişim kuran vatandaşa hassasiyetinden dolayı teşekkür etti. Şimdi dün öğleden sonra akşam üzeri buradan köyden, Yakacık köyünden bir vatandaşımız bize ulaştı. Bir engelli vatandaşımızın olduğunu ve aracının şu andaki kullanmış olduğu arabanın iyi durumda olmadığını, çok eski olduğunu ve zor şartlarda yaşadığını bize iletti. Biz de tabii hemen bu konuyla ilgili araştırma yaptık ve bir araç aldık kendisine ve bugün sabah geldik, kendisine aracı teslim ettik. Ben şunu söylemek istiyorum, hepimiz bir engelli adayıyız. Dolayısıyla bize gelen bu talepleri bugün belediye başkanı adayı olmamız önemli değil. Belediye başkanı olmamız da önemli değil. Bir insani vazife olarak, bir görev olarak her zaman toplumda bu tarz olaylara duyarlı olmamız gerekiyor. Duyarlı olmak zorundayız. Birlikte yaşarsak bu hayatı herkes mutlu olur. Vicdanen, gönülen mutlu olur. Dolayısıyla ben bugün bu organizasyonu bizi arayan arkadaşımızdan Allah razı olsun. Çünkü kendisinin şu andaki yaşadığı yaşam şartlarına baktığımız zaman gerçekten bugün iyi bir şey yaptığımızı düşünüyorum. Dolayısıyla mutluyum. Bundan sonraki süreçlerimde de daha önceki yaptığım gibi her zaman, her daim biz bir el uzatacağız. Biz vatandaşlarımızla birlikte olacağız, ayrışmayacağız. Kimde neye ihtiyacı varsa hep beraber gönüllü, çünkü bu tarz konulara gönüllü olarak yardım edecek, el uzatacak çok arkadaşımız var. Çünkü Fethiye'deki yaşayan vatandaşlarımızın birçoğu gönüllü olarak bu tarz olaylara hemen cevap verebiliyor. Biz bu şekilde birlikte, beraber bir şekilde Fethiye'deki vatandaşlarımızla birlikte bu tarz toplumsal durumlarda anlık hizmet vereceğiz. Ve bunu bizzat kendim de başında olacağım. Bu tarz toplumsal olaylar bizim için önemli. Biz her zaman, her daim arkalarında ve yanlarında olacağız. Ahmet abi, daha önceden bir araba istemiştin. Ve bugün, İstedim. Evet, bugün bu arabanı Muhammed Başkan sana getirdi, teslim etti. Getirdim, tamam. Neler söyleyeceksin? Duygularını sağ alalım. Olsun. Görevlerinde başarılar dilerim. Devamlı görevlerine şey yapmasını isterim. Devamlı bu görevlerinin başında olmasını isterim. 20-25 yıldır devamlı bu şeyin ardındayız. Şimdiden sonra da 5 yılda ardında olunca kadar, ölünce kadar ardındayız. Araba için sağ olsun, Allah razı olsun, devletimize zaval vermesin.